Arkadaşlar merhaba. Bu deneyimizde ise bir merceğin odak uzaklığını bulmaya çalışacağız. Merceğimiz yakınsak bir mercektir. Işık kaynağımız var. Yine artı işaretini üstte görüyoruz. Yine aynada olduğu gibi. Bir de ekranımız olacak. Şimdi buradaki ışık kaynağımızı şu kısma yerleştiriyorum. Merceğimizi ise ortada bir yere yerleştiriyorum. Ancak perde ile ışık kaynağı arasındaki mesafeyi başlangıçta arkadaşlar 1 metreye veya 100 santimetreye yerleştiriyoruz. Mercek ise ortada. Ve buraya sürüyorum. Şu kısımda bakın net bir görüntü alıncaya kadar bunu devam ettiriyorum. Evet, şimdi deneyimizi tekrar bakın yapıyoruz. Şurada ışık kaynağımız var, merceğimiz var, ekranımız var. Ekranla kaynak arasındaki mesafeyi başlangıçta 1 metreye yerleştiriyorum. Sonra merceğimizi yavaş yavaş yaklaştırıyoruz. Burada ta ki gerçek bir görüntü, küçük bir görüntü elde edinceye kadar yaklaştırıyorum. Evet, bakın aşağı yukarı 11 santimetre civarında, yani mercekle ekran arasındaki mesafe 11 santimetre olduğu yerde bir net bir görüntü aldım. Bu görüntü gerçek bir görüntüdür. Ve bu durumda kaynakla mercek arasındaki mesafe ise yaklaşık 89 santimetre. Bu 89 santimetreye DO, 11 santimetreye DI mesafesi olarak tablomuza yerleştiriyoruz. Daha sonra 1 bölü DO ve 1 bölü DI değerlerini hesaplayıp yerleştiriyorum. Diğer tarafta burada görüntünün yüksekliğini yine ölçerek tablodan yerine yerleştirdim. Ölçmek için çok basit bir şekilde bir kaliper kullanabiliriz. Orijinal görüntü, objenin boyunda biliyoruz. Bu ikisinin oranı bize büyütme oranını verecektir. Şimdi bu deneyi tekrar etmemiz gerekiyor. Örneğin bu durumda 90 santimetreye indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tekrar mesafeyi. Şuradaki mesafeyi 90'a indiriyorum. Görüntü. Ve tekrar başka bakın bir yerde bir görüntü elde edeceğiz. Daha sonra 90 santimetre için şu mesafeyi ayna mercekle ekran arasındaki mesafeyi ve mercekle cisim arasındaki mesafeyi tablomuza yerleştiriyoruz. Sonra tekrar bunu 80 santimetre çekip deneyi tekrar ediyorum. Ve her seferinde görüntünün net olarak elde ettiğimiz görüntünün farklı yerlerde oluştuğunu göreceksiniz. Bu işlem ta ki 50 santimetreye kadar inince kadar devam edecek. En sonunda 50 santimetreye gelip şuradan bir görüntü daha alıyoruz. Bakın görüntüde büyüme var. Açık bir şekilde bunu görüyoruz. Yani görüntünün boyunun orijinal cisme olan oranı net bir şekilde büyüdü. Şimdi burada iki tane odak elde etmek mümkün. Birinci odamız bu. Diğeri ise cisim bu sefer, daha doğrusu mercek cisme yaklaştırılırsa bakınız ikinci bir yerde hem büyük ve ters bir görüntü alacağız. Bu da gerçek bir görüntüdür. Ve bu tür kullanımlarda mercekler projektör olarak kullanılmaktadır. Diğerlerinde ise, şuradaki ikinci odakladığımız yerde ise, burada daha çok optik sistemlerde mercekleri bu niyetle kullanmış oluyoruz. Tabloyu doldurduktan sonra arkadaşlar, gene 1 bölü DO'ya karşılık 1 bölü DI grafikleri çizildiğinde uygun bir lineer fonksiyona fit yapacağız. Ve bu lineer fit fonksiyonu dan arkadaşlar x eksenini ve y eksenini kestiği yerlerden odak uzaklığını bulmak mümkün. Bu şekilde elde ettiğimiz odak uzaklıklarını beklenen değer, yani merceğin orijinal beklenen değeri 100 mm'lik olduğu için 100 mm ile karşılaştırıp bir yüzde hata hesaplayıp tablomuzu doldurabiliriz. Bu sayede veri analizimizi de tamamlamış oluyoruz.